ekonomik faaliyet ekolojiyi ve ekoloji de ekonomik faaliyetleri etkiler. Kızılca Gün TV yayın koordinatörü Murat Özbülbül'ün hazırlayıp sunduğu Eko Yaşam başlıyor. Evet, sevgili Kızılca Gün TV izleyicilerimiz, bugün size gene değişik bir program hazırladık. Şu anda bulunduğumuz mevki Eskişehir-Ankara yolu üzerinde Polatlı'nın hemen çıkışında Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi kahvaltı salonunun önündeyiz. Nilüfer Hanım ve arkadaşları bizi karşıladılar. İlginç bir yer, ilginç tatlar, ilginç bir imalat sürecini inceleyeceğiz. Kooperatif deyince biliyorsunuz Taner abisiz gitmiyorum ben. Evet Taner abi. Evet yani Murat, bu aslında bu seriye geçen hafta Akkaya Kooperatifi ile başlamıştık. Ayaş'ta bir kadın örgütlenmesiydi. Burada da bir kadın örgütlenmesini, onların üretimine tanıklık etmeye geldik diye düşünüyorum. Biraz önce binanın içinden geçerken de müthiş kokular vardı. Dilerim ekranlardan bu kokular da size geçer diye düşünüyorum. Bence ekrandan kokular geçmez ama burası çok yol üstü. Ankara'ya da çok yakın. Kendiniz gelin, kahvaltı yapın. Kokuları değil, lezzetleri de tadın. Ve bunları satın alıp devam edin bence. Destek verin. Evet. Geçelim aslında. Geçelim. Evet, Kızılca Gün TV'nin sevgili izleyicileri, Anadolu Bacıları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kahvaltı salonundayız. Bu Ankara Eskişehir yolu üzerinde Polatlı'nın hemen çıkışında Taner abiyle birlikte Nilüfer Hanım'ın misafiriyiz. Burada çok ilginç bir reçel duyduk. Ben hayatımda ilk defa duydum. Portakallı havuç reçeli. Şimdi burada 2-3 tane ilginç tat var. Bir tanesi portakallı havuç reçeli, diğeri pancar pekmezi ve öbürü kırmızı pancarlı havuç sirkesi. Önce Taner abiyle birlikte bu üçünün tadına bakacağız. Sonra bunlar nasıl yapılıyor, Nilüfer Hanım bize anlatacak ve aşağıda da imalat süreçlerine bir göz atacağız. Evet abi, başlayalım mı tatmaya? Vallahi başlayalım. Çok lezzetli görünüyor. Evet. Yani çok aramın olduğunu söyleyemem ama... Bence önce, çok bencesiniz. Evet, bu Nilüfer Hanım bu. Pancar pekmezi. Pancar pekmezi. Evet, şeker pancarından. Evet. Pancar pekmezi yaptık. Tamamen doğal. İçinde hiçbir şey yok. Pancar, organik olmayan hiçbir şey yok. Hiç pancardan başka bir şey yok zaten. Pancarı suda haşlıyoruz. Onun şırasını süzüyoruz ve kaynatıyoruz. Bu kadar. Toprak dahi koymuyoruz biz pekmezimize. Evet. Sen pekmezden başladın. Ben de reçelden başlıyorum. Çok hoş bir lezzet. Evet. Yaz çok kış rahatlıkla lezzet. Tüketilebilecek bir pekmez güzel çeşidi. Güzel. İnanılmaz bir faydası var. Saymakla bitmez. Muhtemelen daha önce hiç yememiştim. Evet. Evet yani, bu? O da portakal sulu diyelim. Portakal suyuyla havucu birleştirdik. Böyle bir lezzet ortaya çıktı. Bu gördüğümüz partiküller havucun evet partikülleri değil havuç, mi? Evet. Evet. Yediğinizde havucu inanamayacaksınız bu kadar lezzetli evet olduğunu. Evet. Yani, çok değişik bir rahiye ve çok değişik bir lezzet. Evet. Hmm. Bunu bayağı aslında çalışarak bu şekilde bu duruma getirdik. Öncesinde suyla yapalım dedik. İşte portakal suyuyla suyu karıştırdık falan derken en sonunda böyle bir şey yaptık. Patenti de size ait. Yani daha evvel böyle bir orijinal yok, tarif... Yok, ilk defa biz yapıyoruz. Portakal suyu ve havuç. Ama bundan sonrasında tabii ki bizden hani sonra da gören, yapanlar... Yani bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında daha önce benzer bir ürün... Yok, havuç reçeli var ama portakal hı-hı suyuyla havucu ilk defa biz birleştirdik. Süpersiniz. 4,5 yıldır müthiş yapıyoruz biz bu işi. Güzel. Yani portakal havuç reçelini de 4,5 yıldır yapıyoruz. Çok da yakışıklı bir isminiz var Nilüfer Hanım. Hakikaten bir söyleyelim, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Anadolu Bacıları. Anadolu Bacıları deyince biz Ankara Kulübü Derneği'nin yayın kuruluşu Kızılca Gün TV'den geliyoruz. Bizim esas yapılanmamız Ankara Kulübü Derneği'miz bir hem Seymen geleneğini sürdürüyor, Mustafa Kemal'in talimatıyla 1937'de kurulmuş bir örgüt.
Bacı Erenler de bizim çok önemli bir bileşenimiz. Bacı yani Rum meselesi. Evet. Sizin bu yaklaşımın Anadolu bacalarının bir ilişkisi var mı? Evet, kesinlikle var tabii ki. Bacı yani Rum'un kurucusu Fatma Bacı. Burada zaten. Evet, Polatlı Bacı köyünde yapmakta. Tamam. Ahi Evran'ın eşi. Güzel. Bu da zaten ilk kadın teşkilatlanması biliyorsunuz. Güzel, biliyorum. Biz de Anadolu bacıları dedik ki niye olmasın? Biz de Polatlı'nın ilk ve tek kadın kooperatifiyiz. Şahane bir şey Murat ya. Bu müthiş. Evet, biz onların arkasından gidiyoruz inşallah. Aynı yolu izliyoruz. Ne güzel. Kadınlar birleştik, güç birliği sağladık. Bu kooperatifi kurduk. Bundan sonrasında daha büyüyerek, daha çok kadın bünyemizde barındırarak daha büyüyeceğiz ve dünyaya açılacağız inşallah. Ay, harika. Aslında ahilik dünya tarihindeki ilk üretim bazlı güçlerin organize oldu ve bunlar biliyorsun Ankara Ahi Cumhuriyeti'ni kurmuşlar. 80 sene evet. Hüküm sürmüşler. 70-80 sene hakim olmuşlar, hüküm sürmüşler. Bir devlet kurulmuş evet. Burada Ankara Ahi Cumhuriyeti. Ahilikte kadına da çok önem veriliyor. Evet. Başta eğitime başta çok ağacı. Önem veriliyor. Kadının eğitimine çok önem veriliyor. Bizler de girdiğimiz ilk günden bugüne kadar hatta bugün dahi eğitim alıyoruz. Sürekli bilmediğimiz konularda buradaki Polat'taki kurumlardan, işte Ankara'daki kurumlardan destek alarak bilmediğimiz bütün konularda eğitimler alıyoruz. Ankara Ahi şeyi bütün üretimi sonra izleyeceğiz, takip edeceğiz ama Murat şu görüntü bizi çok evet. tahrik etmek için yeterli. Parfüm şişeleri gibi. Evet. Yani o zerafette, o estetikte. Kadınız ya. Ama o şahanesiniz. Yani hakikaten bu bölüm çok özel bir şey gibi. Evet. Parfüm şişeleri gibi o has şeyde estetikte ürünler var. Bir bize koyduğunuz bu şey havuç. Kırmızı pancarlı havuç sirkesi. Evet. O da özel bir ürün. Bu içilecek bir şey midir hocam? Tabii İçilir ki, mi yani? Kesinlikle. Bir hani için, döküldüğünü biliyorum bir yerler olur da ama. İçin bunu için. Deneyeceğiz. Salatada sos yapın. Yani salataya sos yapmaya direkt içeceksiniz. Öyle mi? Muhteşem bir tadı var. Gel. Cheese. Cheese. Hadi bakalım. Allah Allah. Ya rengi nefis, tadı daha nefis. Bu sirke gibi değil sirke ama ya. Gibi bildiğimiz değil. Sirke gibi değil evet, bu. Evet değil. Bu da özel. Aslında bir tür meyve suyu gibi. Şey gibi zaten yani şalgam. Yani meyvalı meyve suyu gibi şey çünkü ama kırmızı pancarı da havucu bu da. Bu gün içinde meyve suyu formunda kesinlikle içilir bu. Sirke değil bu. Hani bir ara başlarken irrite oldum hani insan sirke evet. içer mi durup dururken diye. Böyle değil. Kesinlikle. O bugün yüzden, nelere iyi geliyor hocam? Ya bir kere kırmızı pancar zaten kırmızı renkli olduğu için karaciğer. Evet ona faydası var. Hı-hı. Kansere karşı koruma etkisi var. Öyle mi? Yani havuç gözlere iyi geliyor. A vitamini var içerisinde zaten. Evet, kırmızı meyve, sebze. Hiç abartmıyorum. Şahane bir tat evet. ya. Hakikaten. Ya rengi güzel ama sirke deyince insan bir evet. içebilir İnsanlar miyim diye şey durdu. Gerçekten. Size güvendik, içtik. Evet. Bence bütün seyircilerimiz de güvensin, içsin. Tadı hakikaten nefis. Özellikle şalgam ve turşu suyu sevenler için. Evet. Değil mi? Evet. Öyle de bir tadı var. Evet. Yani turşu suyuyla şalgam arasında şalgamdan daha naif bir tat. Şalgamla yarışır diyelim. Evet, yarışır. Ya yani şalgam biraz serttir. Evet. Şalgama göre daha biraz... naif bir tat. Evet. Turşuya göre daha lezzetli. Peki bunu içmek için, sürekli içmek için insanlar buraya gelecekler mi? Ne evet. yapacaklar? Buraya da gelip alabilirler. Peki. Biz Ankara'da ne yapacağız? Ankara'da Büyükşehir'in başkent marketleri var. Biliyorum oralarda. Mansur Bey'in yeni evet. bir zinciri. Oralarda alabilirler. Siz ürünlerinizi oraya veriyorsunuz. Evet. Halk Çok Ekmek güzel. Ve başkent marketlere Çok veriyoruz. Güzel. Eskişehir'de Çok güzel. De üretici marketlere veriyoruz. Yine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. Öyle mi? Ne güzel. Bundan sonrasında inşallah İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı marketlerde olacak. Güzel. Burada yine çok ilginç erişteler görüyorum. Evet. Kırmızı pancarlı erişte. Evet. Yani... Çok yaratıcı. Biz hiçbir şeye ziyan etmeme taraftarıyız. Bütün bu ürünler aslında Polatlı'nın tarımsal evet, alanından geliyor değil mi? Kesinlikle öyle. Pancarı da oradan geliyor. Soğanımız var mesela. Bu da özel bir ürün. Bu da bize nasıl, ait nasıl bir ürün. Nasıl özelliği ne hocam? Çünkü soğan ve fesleğeni hamurun içine kattık. Fesleğen. Soğan, evet. Soğan ve fesleğeni erişte yaptık. Mantı tadında bir şey oldu. Çok evet. güzel. Gurme seviyesinde bir seçici. Çünkü yani ürünler. Amaç kooperatiflerin amacı nedir? Bulunduğu yerin ürününü ortaya çıkarmaktır. Katma değer sağlamaktır. Çiftçiye faydası sağlamaktır. Biz de düşündük. Yani pancarı, şeker pancarı
çok fazla üretiliyor Polatlı'da. Doğru. Şeker pancarından da pekmez zaten yapılıyormuş eski zamanlarda. Doğru. Şimdi biz de niye devam ettirmeyelim dedik. Sonra bırakılmış mı? Çok yapımı zor olduğu için biraz tabii ki unutulmaya yüz tutmuş. Ama 4,5-5 yıldır işte biz yapıyoruz. Nilüfer Hanım, lütfen bize bir bu işin tarihçesini anlatır mısınız? Nasıl başladınız? Kaç kişi başladınız? Evet. Kurucu ortaklardan Halime Hanım yanınızda kaç kişisiniz? Kaç kadın bu işi? Evet. Aslında çok fazla kadın. Ayrıca da niye kadına başladınız? Onu da bir merak ettim açıkçası. Ya aslında bu Polatlı Ticaret Odası'nın bir projesiymiş. Pancar pekmezi. Ankara Kalkınma Ajansı'nda verdikleri bir destek programıyla beraber demişler ki işte Polat'ta daha önce yapılan ama unutulmayan yüz sudan ürün ne? Hani şeker pancarı da çok fazla üretiliyor zaten. Halime abla da onlardan birisi, yapanlardan birisi pancar pekmezin. Çok eskiden, çocukluğundan beri yaptıkları pancar pekmezi. Geleneksel yöntemlerle yapıyorlarmış. Sonrasında işte ne yapalım? Şeker pancarından işte pancar pekmezi. Çıkış noktamız bu oldu bizim aslında. İlk ürün şeker pancarından pancar pekmezi. Aynen pancar. Diğer ürünlerimiz hepsini kendimiz çıkardık. Çünkü pancar pekmezi mevsimsel bir ürün olduğu için. Pancar pekmeziyle başladık. Polatlı Ticaret Odası'na teşekkür ediyoruz. Bizi bu projeye dahil ettiler. 120 kadın başvurmuştu aslında buna. Bu eğitimleri almaya başladık. Sonrasında çalışmak istemeyenler oldu. Bir 30 kişiyle başladık çalışmaya. Sonra yapımı dedim ya çok zor olduğundan dolayı ilk hafta bayağı kişi elendi. Yani kendileri bıraktılar. Yani çıkarma zaten olmadı. Ondan sonrasında Şubat 24 Şubat 2017 tarihinde 16 ortakla kadın kooperatifimizi kurduk. Resmen kurduk. 2017'de. Evet, 2017'de. Çok iyi. Ama 2016'da aslında çalışmaya başlamıştık. Pancar pekmezi üretmeye başladık. Resmen 2017 yılında kurulduktan sonra işte pancar pekmezi bitti. Biz ne yapacağız dedik yani bundan sonra. O bir sezon çünkü. Bir sezon yani kaldık. Hepimiz çoğu yani çalışmayan ev hanımları bir arada evet, daha gelmişiz. Evvel, kurucular daha evvel. Evet, hiçbiri çalışmamış yani daha önce. Köyden gelenler var, merkezden gelenler var. Çalışmamış. Ne yapacağız dedik. Herkes birbirine bakıyor. Sonrasında dedik ki ya biz yani oturacak değiliz. Bunu kurduk. Kapatacak mıyız? Hayır. O zaman dedik ki işte kendimize bir şeyler yapmamız lazım. Portakal avuç reçeli o şekilde çıktı. Ondan sonrasında... Portakal sulu demek evet, lazım değil mi? Portakal sulu demek lazım evet. Aslında. Ondan sonra o çok tutuldu. 56 tane şubesi olan bir yere aylık 1 tona yakın reçel veriyoruz. Pandemiden dolayı biraz evet o biraz sekteye uğradı ama şimdi yeniden açıldılar. Onlara da Allah yollarını açık etsin. Onun da kurucusu bir kadın. Yani herkesin bu reçeli tatması lazım. Bence de. Hem çok sağlıklı hem de hakikaten çok lezzetli. Ya reçel tabii ki çok inovatif bir yanı var. Özellikle havuç reçelini anlıyorum. Pancar reçelini diğer reçellerden çok fazla, daha doğrusu pekmezini çok ayırt edemedim. Yani öyle bir damak şeyim, gelişmiş bir damak lezzetim yok açıkçası. Fakat bu yaratıcı bir şey. Çok evet, özel bir şey hocam. Evet. Müthiş bir şey. Söylediğiniz gibi varmış değil mi? Çok evet, güzel korktum zaman. Korkarak başladım içmek için ama. Aslında senin kıyafetinde de uyuyordu rengi. Değil mi? Değil mi? Böyle. Evet. Yani şöyle baktığın tamamen zaman. Tamamen doğal. Rengi de doğal. Kırmızı pancar. Yani gerçekten içilmesini önerdiğimiz ürünlerden birisi. Diğer ürünlerimiz de öyle. Yani tamamen doğal. İçerisinde katkı maddesi yok. Bir kere kadın eli değmiş yani. Değil mi? Yani bunu bir ayırt etmemiz lazım. Kadın eli değil yani belli. Biraz kendimizi övelim burada. Gerçekten daha temiz, daha yani çocuklarımız var. Çünkü çocuklarımıza yedirmediğimiz şeyi bir başkasına yedirmek vicdanen bizi rahatsız eder. O yüzden kesinlikle yapmıyoruz bunu. Zaten önce çocuklarımıza tattırıyoruz. Beğenirlerse ondan sonra tamam diyoruz. Bu olmuş demektir. Vallahi sayın seyircilerimiz diyorum yani hepinizin yolu bu tarafa düşüyordur. Düşmüyorsa da yolunuzu düşürün. Buraya kahvaltıya gelin. Bazlama var, reçel var, pekmez var. Bir de alışverişini yapın. Bir de alışverişini yapın. Baklavamız var, sarmamız evet. Baklava var. Baklava, sarma onu da Büyükşehir Belediyesi'ne veriyoruz. Aslında hani Ankaralılar seyahat için geçiyorlar buradan ama Murat Ankara'da Başkent Market zinciri bayağı anlamlı bir zincire dönüştü. Evet.
O açıdan çağrıyı buradan şey diye yapabiliriz. Ya başkent oradan marketlere da gidin ve bu ürünleri Punk Pack diye Anadolu bu ürünleri şey yapın, tercih edin, arayın. Evet, evet. Evet. Şimdi isterseniz imalathaneye bir dolaşalım. Gizli formüllerinizi alalım. Mesela reçeli nasıl yapıyorsunuz? Onu vermiyoruz. Sirkemiz özellikle Ayşe Hanım vermiyor. Güzel, güzel. Vallahi vermeyin. Yani ben çok beğendim. Burada aşağı inmeden iki renk var. Diğerleri ne? Elma sirkesi. Elma sirkesi. Elma sirkesi. Bu da gerçekten çok güzel bir lezzet. Güzel. Tamamen doğal o da. El yapımı. Evet. Evet. İmalatı görelim. Görelim bence de. Taner abi masa başından kaldıramadık. O reçele devam ediyor. Burada şimdi ne yapıyorsunuz? Burada portakalla havuç reçelinin ilk aşaması. Önce portakalın suyunu alıyoruz. Daha sonrasında da kaynatacağız. Şekeri. Kabukları kullanıyor musunuz? Çok az miktarda kabuğunu 2-3 kere kaynatarak acısını aldıktan sonra az bir miktar katıyoruz içerisine. Tamam. Sonra? Portakal suyu kaynadıktan sonra havucumuz rendeleniyor orada. Hı hı. Havuç atılıyor. Havuç rendesi. Ondan sonrasında da havuç kıvama geldikten sonra, reçel kıvamına geldikten sonra da alıyoruz. Birebir ölçü yapıyoruz. Bütün reçelleri. Anamızın tarifi doğrudur zaten. Birebirdir. Aynen. Portakal suyu ve şekeri aynı ölçüde yapıyoruz. Evet, şimdi bunu burada bırakalım. Güzelce kaynasın. Sonrasında daha fazla imalat sırrı da vermeyelim zaten. Zaten birkaç püf noktaları daha var, söylemiyorum. Söylemeyelim, söylemeyelim. Biz içeride konuşuruz onu. Tamam. Bizi izleyin. Evet Nilüfer Hanım, burası da süt ürünleriyle ilgili imalatın geri kalanı, imalat yapacağınız yerin geri kalanı. Taner abi de reçelleri bitirdi, bize katıldı. Evet. Abi sen süt işinden anlarsın. Süt işinden anlıyorum, hatta şimdi soracağım, o kadar reçelden sonra bir de süt işine başlıyorsunuz. Hatta anlaşılan o peynir de yeni şeye girecek, üretim bantına evet. girecek. Öyle başlayayım diye düşünüyorum. Siz bir de sütün reçelini de yapmışsınızdır. Evet. Sütün reçelini de farklı şekilde yaptık aslında. Yaptınız mı? Yaptık. Onu da yaptık. O hani çok çabuk tüketilmesi... Kadınlar bizi şaşırtıyor. Tüketilmesi gereken bir şey olduğu için rafa koyamıyorsunuz onu. Buzdolabında saklamanız Hı-hı. lazım. Ve hemen kısa sürede de hani katkı maddesi yok. Gerçek sütten yapıyoruz çünkü. İçinde antibiyotiniz falan yok, hiçbir şey yok. Hayır. Süt reçelini şöyle yapıyoruz. Damla sakızlı süt reçeli yapmıştık. Hı-hı. Fındıklısını yaptık, çikolatalısını yaptık. Yani normal süt reçelinin dışına çıktık biraz biz. Çok da lezzetli, inanılmaz güzel. Müthiş, müthiş. Murat burası şey, sütün geldiği andan itibaren pastörize işlemlerinin yapıldığı, evet. Hem peynir üretimi için hem pastörize süt açısından nasıl kullanılacaksa onun tamamlandığı bantlar son derece teknolojik görünüyor. Evet. İlk oradan süt gürüyor el değmeden bu şekilde hortumla Hı-hı. geliniyor. Burada kantarda süt tartılıyor. Şeyden küçük çiftçiden alıyorsunuz değil mi? Böyle, burada yok. Toplama alamıyoruz çünkü antibiyotik kullanmış, kullanmamış hani inekleri bilmediğimiz için Doğru. tek bir yerden almamız gerekiyor. Burada da yine bir çiftlikten alıyoruz. Polatlı'da biz çiftlikten Güzel. Alıyoruz. Şeyden yani bu işte hastalıktan ağrı yani. Antibiyotik kullanmıyor yani doğal. Yani oradan yani 2-3 ineği olan öbüründen o şekilde Onu toplama yapamıyoruz. O zaten başka yani, bir şey, evet, başka bir iş. Yani yasak gelmedi o şekilde zaten. Hem de hijyen endişesi. Evet. Ne kadar süt depolayabiliyorsunuz, işleyebiliyorsunuz? 2 ton iki hemen ton. İşliyor. Arkasından Hı-hı. hani onu işledikten sonra yani gün boyu devam ederse yani Hı-hı. 3-4 Siz defa. Kaşar falan da yapacak mısınız? İnşallah. Çok Öyle istiyoruz. Mi? Hepsini istiyoruz açıkçası. Ben bir ekonomist olarak size naçizane tavsiyem. Yüksek katma değerli kaliteli peynir. Hocam yani reçelin bin türlüsünü, havuçlusunu, pancarlısını yapmış bir grup peynirin envai çeşidini şimdi hiç aklımıza bile kestiremediğimiz bir şeyi yaparlar bence. Düşünüyoruz. Bence yaparlar. Bence yaparlar. Ben peyniri çok severim her yemekte. Domatesini bile muhakkak yerim. Ya mesela bir Hollanda'ya gidiyorsunuz. İşte bir Amsterdam'da gezerken yüzlerce peynir dükkanı var ve her dükkanda yani abartmayayım 100'e yakın peynir çeşidi var. Vardır evet. Yani ve turistler peynirci geziyor. Bugün biz eğitim alıyoruz bu arada. Hı hı. Eğitimde şey dedi. Dünyada 500 çeşit
peynir varmış. Bilindik, kayıtlı. Türkiye'de de çok ama. 500'ün 300'ü zaten Türkiye'deymiş. İşte mesela şey derler, bu küflü peynir, roquefort falan derler. Çok şeyler, pahalı ve kıymetli peynirler. Türkiye'de Karaman Ermenek'te bir mağara peyniri vardır. Kızıl küflü. Dünyanın en nadide ve en lezzetli küflü peynirlerinden biridir. Şeydir. Böyle tulum peyniridir. Yani, ya inanılmaz bir şeydir ama tanıtamadığımız için. Kars kaşarı da Roquefort'dan daha şey, yani o benzeri çok, zaten. Hani? Kars kaşarı, gravyer. Yani, bunlar... Neyse biz akıl vermeyelim ya abi. Ya abi. Belli olacak yani, hakikaten müthiş olacaklar. Hiç sen çam kozalağından reçel gördün mü? Abi. Hakikaten gördüm, ben hiç görmedim ve tatmadım da. Biz yaptık oğlum. Evet işte yaptınız, gördük. Yaptı oldu. Yaptınız. Evet. Anadolu bacılarından korkacaklar. Anadolu bacıları koca Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmuşlar. Bence de. Biz onların torunlarıyız. Fatma bacının torunlarıyız bizler. Evet. Bence de Moğol'a karşı o direnmiş yani. Evet. Biz bir program yapmıştık burada Taner abiyle. Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin mezarının olduğu takip ettik. Takip ettik. Burada Polatlı'da aslında bir seri program yaptık. Polatlı çok ilginç bir yer o açıdan. Evet. Fatma Bacı'nın nesilleri burada devam ediyor. Evet. Bir tek şey soracağım. Mürsel Başkan'la, Mürsel Başkan'ın bu yaklaşıma, bu kooperatif örgütlenmeye şeyi nedir yaklaşımı? Dikkatle izliyoruz onu, takip ediyoruz. Evet. Çok da başarılı, destek, başarılı buluyoruz. Destekleri oluyor tabii. Öyle ki. Öyle mi? Yani kırmıyor bizi gittiğimizde. Güzel. Güzel. Ya bir yerel yönetim desteği alıyorsunuz. Ama Büyükşehir Belediyesi'nden daha çok destek alıyoruz diyebilirim. Anladım. Onu da teslim ederim. Peki. Hakkını teslim ederim. Evet. Sayın seyircilerimiz, ilginç bir yerdeyiz. Burada Anadolu bacıları soğanlı, fesleğenli erişte üretiyorlar. Doğru mu? Evet. Elinden her iş gelen, beş parmağında beş marifet olan Merveciğimizi de buraya kaptırdık. Evet. Şalvarı giydim. Artık o bir Anadolu bacısı. Evet. Evet. Zaten Ankara Kulübü Derneğimizin misyonu da gereği Anadolu bacılarımızın her zaman arkasındayız. Böyle bir program olunca da ben de içinde olmak istedim ve gurur duyuyorum burada olmaktan. Evet. Şimdi bunun sürecini hem sizden dinleyelim hem de ben de tecrübe kazanayım burada. Evet. Polatlı'mızın kuru soğanı çok meşhur. Hatta şu anda coğrafi işaretini de aldık. Biz de dedik ki kuru soğandan ne yapabiliriz? Kayatma devlet yaratmak istedik. Düşündük, aklımıza soğan en çok neye yakışır? Hamura yakışır. Evet. İçine, hamurun içine soğanı koyduk. Bunun içine nasıl koydunuz? Kurutarak mı? Öncesinde şey yapıyorduk. Hani normal kuru soğanı doğrayıp, şey rendeleyip suyunu alıyorduk. Ondan sonrasında püresini koyuyorduk. Ama şimdi artık kurutulmuş soğanlarımız da var. Burada ziraat odasında falan yaptığı kurutulmuş soğanlar var. Direkt kurutulmuş soğan da koyuyoruz artık. İçerisinde de tatlandırmak için fesleğenin çok yakışacağını düşündük. Evet. Müthiş bir ikili. Kuru soğan ve fesleğeni hamurun içine tamamen koyuyoruz. O şekilde hamuru yoğuruyoruz. Yine bol yumurtalı. Ondan sonrasında da bu şekilde açıp kesip ve erişte haline getiriyoruz. Yediğinizde mantı yemiş gibi oluyorsunuz. Evet, tamamen geleneksel yöntemler, evet, fabrikasyon değil. Yok, hayır değil. Elde yapıyoruz, bu şekilde açıyoruz. Elde kesiyoruz, bu şekilde sererek kurutuyoruz. Ve ondan sonra da paketlere giriyor ve sofralarınıza geliyor. Aşağıda bir de pancarlısı vardı hocam. Dikkatimi çekti. Senden de hiçbir şey kaçmıyor. Evet. Bir de pancarlısı vardı. Kırmızı pancarlı yapıyoruz, havuçlu yapıyoruz, ıspanaklı yapıyoruz, domateslisini yapıyoruz. Ama en revaçlı olduğu soğanlı fesleğenli erişte. Evet. Soğanlı fesleğenli erişteyi muhakkak deneyin diyorum. Sevgili izleyicilerimiz, burası da pancar pekmezi imalathanemiz değil mi Nilüfer Hanım? Evet. Yani zaten bizim işimiz pancar pekmezi. O yüzden de böyle başlamıştık. Evet, böyle başladık. Makinelerimiz aslında öncesinde Polatlı Ticaret Odası'nın Ankara Kalkınma Ajansı'ndan aldığı hibe programıyla başlamıştı. Oradan aldıkları makineler bize yeterli gelmediği için bu sefer de biz Anadolu Bacılara Güçleniyor projesiyle yine Ankara Kalkınma Ajansı'na bir proje yazdık. O da kabul gördü ve pancar pekmezimizi
daha fazla hani üretim kapasitesini arttırmak için bu projeyi yazdık ve onaylandı. Ondan sonrasında bu makinelerimizi aldık. Sizin TOSYA ile bir ilişkiniz oldu mu hocam? Yok. Öyle mi? Yok. Yani Türkiye Orta Ölçekli Sanayici Şeylerin, Sanayicilerin bir örgütlenmesi. Çünkü onun başkanı kulakları sunasın Nezih Kuley'in sizden müthiş iltifatla sözleşmişti. Öyle mi? Evet, müthiş iltifat etti sizin örgütlenmenize ilişkin. Teşekkür ederim. Ben bu proje işbirliği doğdu diye düşünmüştüm. Hayır, sadece o sizi takip eden belki bir grup anlaşılan. Evet. Evet, Türkiye'nin çok önemli bir yapılanması. Olabilir. Evet. Burada ne yapılıyor? Burada pancarlar dışarı geliyor. Bu sene biz 33 ton pancar işledik. 33 ton. Evet, 33 ton pancar işledik. Bundan sonrasında daha fazla inşallah işleyeceğiz. Hı hı. Pancarlarımız dışarı alınıyor. Gördüğünüz dışarıda boş alana döktürüyoruz. Tamam. Oradan da buraya geliyor. İlk aşaması burası. Burada geceden pancarlar konuyor. Neredeyse bir tona yakın pancar alıyor burası. Hı hı. Suya basıyoruz. Çünkü çamurlu bir ürün olduğu için. Çamurundan biraz arınsın diye. Hı hı. Sabah gelindiğinde o su dökülüyor. Tekrar su dolduruluyor. Tek tek elle fırçalanarak pancarlar temizleniyor. Çamurundan ayıklanıyor. Evet. Ondan sonra tekrar suyla yıkanıyor birkaç kere. Sonrasında da burada parçalanıyor ve soyuluyor. Dış kabuğu alınıyor. İçindekinde küçük bir nokta dahi olsa onlar hep temizleniyor. Sonrasında doğrama makinemiz var. Aynı evde anamızın reçel pekmez kaynatırken yaptığı hassasiyete. Evet. Doğrama makinesinden haşlama kazanlarımızı alıyor. İki tane haşlama kazanımız var. Hı hı. Onlar haşlandıktan sonra şırasını alıyoruz, yani posayı. Burada şeyimiz var, presimiz sıkma var. Evet, hı-hı, sıkma. Onu sıkıyoruz. Ondan sonra o suyu da buradan otomatik bir şekilde vakum makinemize gidiyor. Hı-hı. Süzülerek. Hı-hı. Çünkü orada bayağı nasıl diyeyim, sıkı şeyler, süzgeçler var. Hı-hı. Buradan da süzülerek şey yapıyoruz. Vakum makinesinde de en son pekmezimizi alıp altından aldıktan sonra sıcak şekilde hemen kapatıyoruz. Sıcak paketliyorsunuz. Evet. Su olarak ne kullanıyorsunuz? Şurada arıtma cihazımız var. Hı-hı. İçme suyu. İki kere arıtılıyor. Çünkü Polatlı'mızın suyu maalesef ki çok çok aşırı kireçli. O yüzden de hem gıdaya zarar veriyor, hem makinelere zarar veriyor. Çok fazla kireçleniyor. Makinenin bozulmasına bile yol açıyor. Ama bu tesisin bir şeyi var, ayırtıcı bir özelliği var. Bu ters ozmoz. Evet. Ters ozmoz sistemi var. Yani iki kere arıtıyor suyu. Hem yumuşatma var, hem evet, ters ozmoz var. Aynen o şekilde. Sanayi tipi makinelerimize uygun bir şekilde yapıldı. Burada yani yıkandı, yani soyulduktan sonra yıkama şeyi, suyu bile o buradan alınıyor. Anladım. Peki çıkan küspeyi ne yapıyorsunuz? Valla hayvancılıkla uğraşan bir halamın oğlu var. Güzel, ona gidiyor. O geliyor, götürüyor, hem burayı temizlemiş oluyor, hem hayvanlara yiyecek veriyor. Ayrıca şu da var, burada sıkılan küspe dediğiniz, onun da ODTÜ'de araştırmasını yaptık. Hı-hı. Aslında biz onun şeyinde yapabiliriz, hani un. Evet, ARGE çalışması yapıldı ODTÜ'de. Pancar pekmez, siz buradan yem fabrikasına yürürsünüz gibi geliyor. Belki pestil mestil gibi evet, bir şey bile çıkıyor. Un yapmışlardı. Çok da güzel kek. Yapmışlardı? Un. Pancar, pancarın o posasından kurutup un yapmışlardı. O da bir çalışmaydı. Bu Ankara Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız projenin içinde o da vardı. ODTÜ'de bu çalışma yapılacaktı. Un yapmışlardı. Ondan da hatta kek yapılmış, getirmişti. Çok da güzel olmuştu. Yani ileri safhada biz o pancar posasını kurutup değerlendirebiliriz. Evet. Evet. Sadece üretim yapılmıyor, hiçbir şey israf da edilmiyor. Evet. Ne güzel. Yani ne burada güzel. Mesela gördüğünüz sirkeler, işte kırmızı pancar mesela erişte yapılıyor, kalanları sirkeye konuyor. İşte havuç reçeli yapıyoruz, portakal havuç reçeli yapıyoruz. Kalan küçük havuçları, rendelenmeyecek havuçları sirke yapıyoruz. Yani bu şekilde her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Peki. Sonunda siz bir kadın kooperatif örgütlenmesisiniz. Kadınlar bir araya geldiler, hem emeğimizi koyuyoruz dediler, hem beynimizi koyuyoruz dediler. Ortaya ürünler çıktı. Ürünlerin bir maliyeti oldu, üretim maliyeti oldu. Sonra bunlar satıldı, bir gelir elde edildi. Biz biliyoruz ki kooperatifler kar amacıyla kurulmazlar ama Restorm denen bir bu üretime koydukları katkı oranında pay alırlar.
bir hafif bir zenginleşme olabildi mi? Vallahi bir gelir elde edebildiniz mi? Alamıyoruz özellikle kurucu ortaklar olarak. Çünkü burada gördüğünüz aslında bir küçük fabrika var. Doğru. Burada. Pek küçük değil. Birkaç tane fabrika var açıkçası. Pek yani küçük yukarıda, değil. Yukarıda bir pastörize süt fabrikası var. Hiç şey yapmayın, tevazu göstermeyin. Burada da şey var işte pancar pekmez üretim evet. tesisi var. Kazanıyoruz. Kazandığımızda biz kooperatifimizi büyütmek, makine güzel. Ekipman almak için uğraşıyoruz. Başlangıç olarak, bu şekilde hani ama ileride inşallah bizler de kazanacağız yani. Görünüyor değil mi? Öyle bir umut öyle var. Öyle umut ediyoruz. Zaten hayal, bu işler hayal kurarak başlıyor. Hayallerimizi kuruyoruz. Hedefe dönüştürüyoruz. Ondan sonra da... Siz hayallerinizi kurmuşsunuz. Kurmakla kalmamış bir de yapmışsınız. Gerçekleştirmişsiniz. Evet. Evet. İnşallah bundan sonrası da daha ileri... Murat iyi ki gelmişiz. Vallahi iyi ki gelmişiz. Şu kozalak reçelini merak ediyorum. Bir de onun tadına bakalım. Evet. Gelmiş. Peki. Doğru. Peki. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Yine çok etkilendik. Sevgili izleyenlerimiz, renkli bir Eko Yaşam programının sonuna yaklaşıyoruz. Biraz önce Murat Hocam'ın dediği gibi kozalak reçelinin tadına bakacağız. Ama ondan önce bir hikayesini dinlemek istiyoruz Nilüfer Hanım'dan. Evet, kozalak reçelimiz de gerçekten özel bir ürün. Birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Özellikle astım, bronşit, koa hastaları bunu kesinlikle kullansınlar. Kozalakları yeşil haliyken, küçük halinde topluyoruz. Ondan sonrasında getiriyoruz. Bir ön yıkaması oluyor. Bir ön haşlaması oluyor. O ilk acı suyunu atıyoruz. Ondan sonrasında da biraz kaynattıktan sonra az bir şeker koyarak tatlandırıyoruz. Ve kıvamı aldıktan sonra da reçel sofralarınıza geliyor. Hiç başka yerde görmediğimiz şeyleri burada tattık. Evet. İlkleri ve farklılıkların kooperatifi olmuş. Bir farklı reçelimiz daha var. Onu da sizden dinlemek istiyoruz Ayşe Hanım. Tabii ki. Diyarbakır'da yetişen bir şeyimiz var. Kabak. Meftune kabağı. Orada biz ekşili etli yemeğini yaparız. Ama getirdik. Burada reçelini yaptık. Evet. Meftune reçeli. Çok da güzel oldu. Ama Polatlı'da yetiştiremedik. Olmadı. Kabak evet. Aha, kabak. Diyarbakır'dan getirmesi zor oldu. Biz ne zaman yiyebileceğiz peki onu? Onu yetiştirdiğimiz zaman o zaman yiyebilirsiniz. Evet, çok gerçekten çok çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Böyle de güzel bir sofradayız. Hocam sizlere de teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.